Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle fırında patatesli köfte pişirmek istiyorum. Bunun için de malzemelerim: 600 gram kıyma, 500 gram patates, bir tane soğan, bir tane kapya biberin yarısı, çünkü biberim biraz büyüktü. İki tane sarımsağım var, baharatlarım var: yeni bahar, kekik, kimyon, karabiber, köri, kuru salata baharatı. Öncelikle soğanımı, sarımsağımı, kuru biberimi ve kapya biberimin yarısını makineden biraz geçirdim. Şöyle biraz incelmelerini sağladım. Daha sonra da 600 gram kıymamı ekledim. Ben kıymamın biraz daha ince kıvamda olmasını istediğim için makineye koydum. Siz mecbur değilsiniz ama. İçine baharatlarımı, bir yemek kaşığı zeytinyağı koydum. Baharatlarımı da ekleyip makineden geçirdim. Ama tam böyle çok ince olmasını istemediğim için biraz bazı tarafları kıymamın diri kaldı. Ben zaten böyle istemiştim. Ama siz makineye de koymak zorunda değilsiniz. Benim kıymam biraz diri gibi geldi bana. Bir de birazcık daha ince bir kıyma elde etmek istediğim için bu yöntemi denedim. Dediğim gibi siz normal kıymanızı baharatla karıştırıp yoğurabilirsiniz. Makineden geçirmenize gerek yok. Böyle gördüğünüz gibi kıymalarımın bazıları diri kaldı. Bazı tarafları bayağı bir püre kıvamını aldı. Bunları makinem biraz da küçük olduğu için tam karıştırmadı. Bu yüzden geniş bir kaba aldım. Böylelikle daha güzel karıştırabildim. Ben rulo köfte daha önce yapmıştım ama böyle makineden geçirmeyi açıkçası ilk defa denedim. Beğendim de aslında, yani yapılabilir. Bir de makineniz de kuvvetliyse bayağı bir çok ince bir kıvam almasını sağlıyor kıymanın. Tam bir macun, yani macun diye söylemek daha mantıklı, daha doğru. Tam macun kıvamını aldı kıymam. Bunları bir güzel baharatlarıyla beraber tekrar özleşsin diye karıştırdım. Elimle de biraz düzelttim. Biraz farklı bir köfte oldu alışagelmişin dışında. Kuru köfte ama çok kurumayan, fazla kızarmayan bir tarz köfte olacak bu. İsterseniz vaktiniz varsa kıymanızı biraz bekletebilirsiniz. Ben daha sonra beklettim. Yağlı kağıdın üzerine tekrar biraz zeytinyağı sürdüm. Ellerimi de güzel yağladıktan sonra kıymamı şöyle oval bir form verdim. Kağıda daha güzel sarılabilsin diye. Üzerine de biberiye koydum. Biraz baharat ve kokusunu alsın diye. Bazen kıyma ağır kokabiliyor. Bunları böyle yağlı kağıda sardım. Kenarlarını da böyle kıvırdım, açılmasın üzeri diye, ama siz istediğiniz tarzda kıvırabilirsiniz. Üzerine de su sürdüm biraz, kağıt hem yumuşasın diye.
Yapmak zorunda değilsiniz. Eğer kağıdınız açılıyorsa yapabilirsiniz. Ben açılabilir diye sürdüm ama aslında açılmadı. Gerek de yokmuş. Geniş bir bor camı yaklaşık 100 mililitre kadar su ilave ettim. Ve köftemi içine koydum. Bir taraftan patateslerimi ince rendeledim. Yani dilim olarak rendeledim. Ama siz arzuya kalmış patateslerinizi birazcık daha kalın yapabilirsiniz. ...500 gram patatesim vardı. Onları böyle ince dilim halinde rendeden geçirdim. Üzerine tuzunu, kullanmadığımız salata baharatımız vardı. Bir kahve kaşığı. Onu ilave ettim. Zeytinyağı döktüm biraz bolca. Kuru olsun istemedim. Çünkü su ilave etmeyeceğim artık. Patatesimin kendi suyu da biraz salacaktır diye hazırlamış olduğum sulu tepsiye patateslerimi de yerleştirdim. Daha önce ısıtılmış fırında, fanlı fırında 200 derecede yaklaşık 20 dakika pişmesi için fırına verdim. Yaklaşık 20 dakika sonra tepsimi fırından çıkardım. Patateslerim çok güzel, üstü kızardı hafif. Patateslerim çiğ kalmasın diye bu yöntemi kullandım. Köftem de çok kızarmamıştı ama çiğ de değildi. Tam istediğim tarzdaydı. Köftemi şöyle biraz kalın dilimler halinde kestim. Tam pişmediği için zor kesiliyor. Ekmek bıçağıyla keserseniz daha iyi olur. Ben öyle yaptım. Köftem biraz suyunu da saldı. Çok güzel bir kıvam almış köftem. Bunları böyle patateslerin üzerine ilave ettim. Siz istediğiniz gibi kesebilirsiniz, daha ince kesebilirsiniz. Kesmeyebilirsiniz de öyle bütün de bırakabilirsiniz. Bir tarafta 240 gram patatesimiz var, pardon. Domatesimiz vardı. Bütün konserve domates, konserve kullandım. Onları makineden geçirdim. Bir yemek kaşığı biber salçam vardı. Dereotu ekledim salçamı ve salçamı domatesli yani sosumu köftelerin üzerine döktüm patatesle beraber. Çok az da şöyle birkaç yemek kaşığı da su ilave ettim. Kaptaki soslar da beraberinde dökülsün diye. Bu şekilde de tekrar bir 20 dakika pişirdim fırında. Çok güzel oldular. Gerçekten değişik lezzetler arıyorsanız ya da alışa gelmiş köftelerden sıkıldıysanız köftenizi bir de böyle denemenizi tavsiye ederim. Evde gerçekten benim de çok sevdiler. Severek yediler. Ben de eminim kendimden artık arada bir köftemi böyle yapacağım. Daha önce rulo köfte yapmıştım ama böyle dilimlememiştim. Gerçekten güzel oldu. Tavsiye ederim. Değişik lezzetler, değişik tarzda
yemek tarifleri arıyorsanız bence bu köfte tarifi gerçekten çok güzel. İçi de çok güzel pişmişti. Siz isterseniz üstü daha fazla kızarsın istiyorsanız daha fazla bekletebilirsiniz fırında. Ben çok kuru istemedim. İçi sulu kaldı köftemin. Çok yani fazla kızarmış köfte sevmeyenler için optimal bir köfte oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hayırlı günler. Hoşça kalın.